Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Formulcu Talk'tasınız. Günün ikinci konuşmasında girişimlerimizi misafir ediyoruz. Sağ baştan başlayalım. Taze Yöre'den Murat Bey, Pastacı'dan Çiğdem Hanım ve Natriga'dan Yılmaz Bey. Bugün bizlerle onlarla var olan durumlarını konuşacağız. Kitle fonlamasına artık bakışlarını konuşacağız. Ne noktaya geldiler bunları konuşacağız. Yatırımcılar onları hep merak ediyor. Zaten kampanya çıktıkları andan itibaren hiç peşlerini bırakmıyorlar ki öyle de olması lazım. Bakalım neler yaşamışlar bu süreçte, bunları konuşalım. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Keyifler yerinde görüyorum. Yüzler gülüyor. Ne mutlu. Evet. Yani bu noktada olabildiğimize ne mutlu. Yılmaz Kekeç, Natriga'nın kurucusuyum. Biz marka olarak fonksiyonel toz gıdalar ve sağlıklı atıştırmalıklar üreten bir firmayız. Kendimizi, ürünlerimizi şey olarak konumluyoruz. Yani vegan beslenme, glutensiz beslenme ve sağlıklı beslenmenin keşfi noktasında bir firmayız. Kesinlikle işte adını bilmediğimiz veya işte insan sağlığına zararlı olan bir katkı maddesi hiçbir ürünümüzde kullanmıyoruz diyebilirim. Yılmaz Bey'in bana çok güzel bir sözü var. Bazı şeyleri neden yediğimizi hiç bilmiyorum demişti. O günden sonra benim Natriga'ya bakışım değişti. Gerçekten ne yediğimizi bilmemiz gerekir. En tazesini, en güzelini, en sağlıklısını yememiz gerekir. En özelini. Marka bugün olarak da işte hani şey mottosuyla çıkmıştık yatırım turuna da. Yiyoruz, doyuyoruz ama beslenemiyoruz. Dolayısıyla daha besleyici gıdalar, daha fonksiyonel gıdalar sunmak üzere yola çıktık. Atıştırmalıklarımızın içerisine de yani bildiğimiz standart alıştığımız atıştırmalıklara daha fonksiyonelite katarak, daha besleyici hale getirerek sunuyoruz müşterilerimize. Çok güzel, teşekkür ederiz. Evet, yani bir şeyler yiyoruz, bir şeyler yaptırıyoruz kendimize ama bunun özel olmasını istiyoruz. Burada da Pastacı'danın özel bir çalışması oluyor. Pastacı'dan, ben merhaba, ben Çiğdem Ülgen Engin, Pastacı'danın kurucusuyum. Pastacı'dan tasarım pasta şefleri, tasarım çikolata şefleri ve pastanelere pazar yeri olarak konumlanmış bir mobil uygulamadır. Biz yatırımı, fonlamayı henüz fikir aşamasındayken aldık. Daha sonrasından ürünümüzü geliştirdik. İstanbul'da şu an 150'yi aşkın şefle, bunların yaklaşık %30 kadarı sağlık taraftan, ben de bu tarafta gönderme yapayım bunu. Glutensiz, vegan, hatta iki tane şefimiz tamamen çölyak hastalarına yönelik üretim yapabilen şeflerimizle olmakla birlikte yaklaşık 4500-5000'e yakın ürünle uygulamamız, uygulama mağazalarında yer almakta. Biz yatırım sonrası süreçlerde kategorilerimizi artırıp şeflerimizi artırırken aynı zamanda yatırım alırken fikir aşamasında project etmediğimiz ama sahada ihtiyaç olarak gördüğümüz ürün pazar fitini biraz daha yakaladığımızı fark ettiğimiz B2B kanalını da faaliyete geçirdik. Bu nasıl geçirdik derseniz şöyle, malum fonlama aldığımız süreç tam bizim kriz sürecine denk geldi. Ve bütçelerimize oynamalar yapmak mecburiyetinde kaldık. Ve pazarlama tarafında da birazcık word of mouth ile ilerledik aslında bakarsanız. Ve biz bu word of mouth ile ilerlerken dedik ki, biz bir sahaya çıkalım, oteller, restoranlar tarafında nasıl bir ihtiyaç var, biz onların kutlamalarına nasıl dokunabiliriz derken onlar bize dediler ki biz aslında birçok ürünümüzü outsource ediyoruz. Neden sizden almayalım? Çünkü bizim burada hem ürün hem şef bazında ciddi bir know-how'umuz gelişti ve biz bunu bir katma değer olarak sunmaya başladık. Hem onları doğru ürünlerle ve şeflerle buluşturabiliyoruz hem de operasyonlarını daha verimli bir hale getirmeye başlıyoruz. Bu şekilde uygulamamıza B2B kanalını da eklemiş olduk. Şu an operasyonlarımız güzel bir şekilde ilerliyor. Tabii ki her girişim gibi bizim de şanssızlıklar yaşadığımız süreçler oldu. Tam olarak Aralık 2022 itibariyle organik olarak faaliyetlerimize başladık. Yani yaklaşık 5,5-6 ay oldu. Süreçlerimizi, faaliyetlerimizi ilerletiyoruz. Güzel bir şekilde artış ivmesinde ilerliyoruz. Türkiye'de girişimci olmanın zorluklarından bir diğeri olan deprem sürecinde yaşadık. Deprem sürecinde verimli olmaya çalıştık. Çölyaklı deprem bölgesindeki çölyaklı hastalara deprem destek paketleri göndermeye çalıştık. Şeflerimizle birlikte komisyon oranlarımızı kaldırarak. Bu süreci de elimizden geldiğince atlatmaya çalıştık. Güzel bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Merhabalar, Murat Tepe ben. Taze Yöre'nin kurucu ortaklarındanım. Bizim de yaklaşık bir yıl oldu fonlamamız tamamlanalı. İlk biz fonlamaya çıktığımız zaman MVP diyebileceğimiz çok basit bir ürünle aslında yola çıkmıştık. Bu bir yıllık süreçte biz ürünümüzü mükemmelleştirmek üzere çalışmalar yaptık. Taze Yöre'yi bilmeyenler için söylüyorum. Bir pazar yeri platformuyuz. Hedefimiz yöresel gıda ürünlerini doğrudan üreticilerden tüketiciye ulaştırmak.
Bu ayda artık yavaş yavaş tanıtım kampanyamıza başlayacağız. Bugüne kadar birkaç kez böyle ufak tefek dijital kampanyalar düzenledik. Testler yaptık. Oradan geri dönüşlere göre işte yazılımımızla ilgili geliştirmeler yaptık. Bazı buglarımız vardı. Bunları temizledik. Şu an kendimizi artık müşterilerin karşısına çıkmaya hazır olarak hissediyoruz. Bu ay içerisinde de ajans anlaşmalarımızı yapıyoruz şu an. Onları tamamlayıp artık tüketicinin önüne çıkmaya başlayacağız yavaş yavaş. Çok zorlu bir süreçti tabii. Ben 2004 yılında üniversiteden mezun oldum. Belki birçok arkadaşımın hani o dönemlerde çocuklardı. Krizle başladık biz hayatımıza. Sonra işte 2004, 2021, 2011 krizleri vesaire derken biz yatırımımızı aldığımız zaman kampanyamızı yaptığımız ve yatırımımızı aldığımız süreç içerisinde bile %30 devalüasyon olmuştu. Hani paramız durduğu yerde inanılmaz bir şekilde eridi. İşte iki yazılımcı almak istiyorduk, bir yazılımcı alabildik. Şunu yapmak istiyorduk, yapamadık gibi inanılmaz bir süreçle karşılaştık. Ben 20 yıldır kendi işimi yapıyorum. Aslında hani girişimcilik kaslarım da kuvvetlidir. Ama son bir yılda Türkiye'de olanları ben herhalde bir 10-15 yılda ancak yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Enflasyon yaşadık, devalüasyon yaşadık, deprem yaşadık, seçim yaşadık. Yani Allah hani bundan sonra hayır olsun deyip bundan sonra beterinden saklasın. Hani bundan sonra inşallah her şey daha yolunda gitsin diyordum ama hani ben askerdeyken şey diyordum her gün arkadaşlarıma bundan kötüsü olamaz diyordum. Bugün diptir ama her gün daha kötüsünü yaşıyorduk askerdeyken. Aslında girişimcilik de buradan böyle bir şey. İnişli evet. Çıkışlı olan o yüzden sizin alışık olduğunuz. Şu an inişteyiz. Ama inşallah. En taze öğle için güzel bir süreçteyiz. Çok yani şöyle söyleyeyim. Biz bugüne kadarki bu bir yıl içerisinde tabii daha fazla yazılıma odaklandık ama yöresel fuarlara katıldık, üreticilerle görüştük, müşterilerle görüştük. Bizden sürekli alışveriş eden bir müşteri kitlemiz oluştu. Onlardan geri bildirimler almaya başladık. Her şey çok olumlu. Yavaş gidiyoruz ama çok sağlam adımlarla gidiyoruz. Öyle söyleyeyim. Bu ayda kampanyamız başlayınca da inşallah hızlanmaya başlayacağız. Her şey için çok olumlu düşünüyoruz. Yeter ki işte gölge olmasın, gölge edilmesin. Biz gerçekten tüketiciye ulaşacağız. Üreticiyle tüketici arasındaki doğrudan köprüyü kuracağız. İşte sloganımız da şu an büyük ihtimalle de bununla çıkacağız. Yerel üretici, güvenilir gıda. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Evet, çok güzel. Çok da bir sonraki soruma aslında aracılık etmiş oldunuz. Şimdilik sizde kalsın, sonra yer değiştiririz mikrofonu. Hepinize baktığımda şöyle bir şey görüyorum. Özelleştirme, değer katma ve bir şekilde kişiselleştirme. Taze gıdaya ulaşmayı kolaylaştırmak, pastayı ya da benzeri türevleri insanlara daha değerli şekilde sunmak ve aslında gıdanın sağlıklı versiyonlarını farklı şekillerde daha insanların belki dışarıda bulamayacağı şekillerde sunmak. Peki neden bazı şeyleri kişiselleştirme ve özelleştirme ihtiyacı duyuyoruz? Bunun arkasındaki her birinizin girişimi noktasında motivasyon nedir? Ben buradan başlayayım mı o zaman madem? Evet. Şimdi hayat ilerliyor ve son yıllar gerçekten inanılmaz bir şekilde ilerliyoruz. Teknoloji korkunç bir hızda değişiyor ve bizim yaşam şeklimiz, ben X kuşağıyım. Burada Y kuşağından, Z kuşağından arkadaşlarım var. Yani bu yaşadığımız 30 yıl, üniversiteden mezun olduğumdan bugüne kadarki zamanda inanılmaz bir değişim geçirdi her şey. Biz burada, ben kendi çocuğum olduktan sonra tabii ki özellikle ve belli bir yaştan sonra sağlık, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam, kaliteli yaşam konularına daha fazla önem vermeye başladım. Aslında böyle çıktı. Yani pandemi döneminde teknolojinin ilerlemesiyle beraber herkesin daha fazla teknoloji kullanması, kullanmaya başlaması. Benim ablam 60 yaşında. O 60 yaşında şu an Migros Sanal Market kullanmaya başladı. Zorunluluktan kullanmaya başladı. Pandemi döneminde markete gidemediği için kullanmaya başladı. Çok geniş kitlelere teknoloji yayıldı. Biz de buradan yola çıkarak dedik ki o zaman sağlıklı gıdaya da ulaşılmanın bir kolay yolu olmalı. Ben Kars kökenliyim. Benim annem babam Karslı. Biz Kars kaşarıyla, tereyağıyla, çeçil peyniriyle büyüdük. Ben bu kaliteli, bu lezzetli gıdaya neden ulaşamıyorum? Migros'ta bunları bulamıyorum. Carrefour'da bulamıyorum. Diğer marketlerde bulamıyorum. Bunlara ulaşmamın kolay bir yolu olmalı diye yola çıktım. Ben aslında kendim için kurdum taze yöreyi. Ben kendim için kurmuşken diğer herkes de bundan faydalansın evet, istedim. Bize evet. De faydalanmak istedim. Teşekkür ederiz. Bizim adımıza da, ya benim hikayem de şöyle aslında. Yani aslında özelleştirmeyle ilgisi şöyle. Ben de anne olduktan sonra oğluma bir pasta yaptırmak istedim.
Fakat bu işte bir yaşındayken çocuklarımız kendimiz onlarına karar verebiliyoruz. Sonradan veremiyoruz. Ebeveynler beni anlayacaktır. Bir pasta sipariş ettik fakat işte evden çalışan, pasta yapan bir hanımefendi yaptı. Miki'yle bir pasta istedik ama Miki'nin yanakları çok uzamıştı. Ondan sonra dedik ki bu böyle olmamalı. Dedik ki her şey dijitalleşirken ben de bir anneme gönderme yapayım. Benim annem de 67 yaşında. Çılgınca internetten alışveriş yapabiliyor. Yani gerçekten çok ayak uyduruyorlar. Hayır. Şey söylemek istiyorum. Hakikaten çok güzel çağa ayak uyduruldığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten ankesör, hatta telefona dahi zor ulaşılan bir dönemden de geçtiniz. Gerçekten öyle. Benim geçmişim de reklama dayanıyor. Reklam sektöründen geliyorum. Zaten özelleştirme tarafında, tasarım ve üretim içeren bir taraftan geliyorum. Rahmetli babamdan edindiğim bazı bilgiler vardı. Biraz girişimcilik ruhumu da ondan edindim. Sonra dedik ki bu deneyimi yaşayınca her şey dijitalleştiği bir dünyada neden pasta dijitalleşmesin? Çünkü evet çok kişiye özel işte içerikler de yaşıyor vesaire vesaire ama zaten birçok şey böyle. Aslında bizim şey başlangıç aşamamız da böyle oldu. Fakat yalnızca tasarımsal bir kişiselleştirme değil, işin içine girdiğimizde işte aynı zamanda insanların gerçekten sağlıklı taraftaki tercihlerine de çok dokunmaya başladık. Biz şu anda arkadaşlarım burada yanlış eksik söylemeyeyim yaklaşık 400'e aşkın adet siparişine geçtik. Yani ürün bazında yaklaşık bir 3500 adet birim bazında ürünlere ulaştık ama 400 adet yaklaşık ürüne ulaştık ve bunların %30 tarafını sağlıklı taraftan aldık. Aslında evet özelleştirilme tarafı normal işte bazıları Miki istiyor ve işte Elsa'lar vesaireler bunlar havada uçuşuyor ama bizi arayan anneanneler de var. Diyor ki benim torunum 2 yaşında yeni çölyak hastası olduğunu öğrendik. Ne olur bana yardım edin 3 gün sonra doğum günü var. Evet hızlı bir sirkülasyon yakalamaya çalışıyoruz ama aynı zamanda kişilere de dokunmaya çalışıyoruz. Bu dokunabildiğimiz taraf da bizim çok hoşumuza gidiyor açıkçası. Ve sağlıklı tarafın her iki tarafta sektörde zaten çok çok daha fazla bilgisi olan arkadaşlarıma katılıyorum. Sağlık taraf çok çok büyük potansiyele sahip. Ama aynı zamanda tabii ki pastanın diğer tarafları, bizim dokunabildiğimiz çikolata tarafı, özellikle pandemi sonrası ve ekonomik koşullar sonrası çikolata hediyeleri çok çok arttı. Hediye kutuları çok çok arttı. Ve biz bu tarafta şu anda ana kategori olarak 20 kategoriye ulaştık. Lokumu da kattık. İşte çikolatanın dışında makaronları kattık. Çok farklı bizim bildiklerimiz. Hani kendi tüketim alışkanlıklarımızda tabii ki vakıfız. Ama birçok insanın da özelleştirme tarafına geldiğimiz zaman kişisel tercihlerine dokunabileceğimiz 5000 adete yaklaşan ürün çeşitliliğimizi şu an platformumuzda sunabiliyoruz. Bizim aslında markayı hani kişiselleştirmemiz marka kuruluş hikayemizden başlıyor. Yani ben daha sağlıksız bir yaşam sürüyordum. İşte 3 öğün tatlı, her yemekten sonra tatlı, işte kilo alma, belki ufak bir operasyon geçirdim. O operasyon sonrası artık hayatımı değiştirmeye karar vermiştim. Bunun neticesinde tabii işte ilk hareket spora başlamak. Spora başladıktan sonra bunu işte takviyelerle, gıda takviyeleriyle desteklemem gerektiğini gördüm, gözlemledim ama hani piyasada sporcular hani sağlıklıdır diye düşünüyoruz ama kullandıkları takviyeler çok içerisinde yok yani. Olumsuz anlamda. Sonra işte yurt dışından getirmeye başladığım ürünler oldu. Hani bavullarla giden arkadaşlardan rica ederek. Dolayısıyla hani bizim trendleri takip ettiğimiz, esinlendiğimiz Avrupa'daki çok büyük markalar var. Çünkü Avrupa hani bu süper gıdalar konusunda bizden 10-15 sene önce başlamış sektöre yön veren firmalar var. Onlardan esinlenerek, kendi ihtiyaçlarımızı da düşünerek, yani ben bir markete gittiğimde veya bir internet sitesine gittiğimde kendi alışveriş listemde hangi ürünler varsa, nasıl bir ambalaj tasarımı görmek istiyorsam, içeriği nasıl olmaz, nasıl bir gıda görmek istiyorsam, ona göre ürünler geliştirdik. Bu da tüketici tarafında bir talep gördü. Yani şu anda bilmeyenler için söyleyeyim, hani Makro Center'larda, Carrefour Gourmet Hiper'lerde, metro marketlerde ürünlerimiz satışta. İşte al götür atıştırmalıklardan yaptık tek porsiyonluk. İşte Cafe Nero'lar, Gloria Jeans'ler bunlarla yeni başladık. Yani tüketici tarafında da bunun karşılık gördüğünü görüyoruz. Biraz kuruluş hikayemizle markayı özdeşleştirdik ve hani bunun da bir
karşılığı oldu açıkçası. Şu anda iyi gidiyoruz. Zaten yatırım turuna çıkarken ki hedefimiz globalleşmeydi. Bu global vizyonla ilgili işte ortağım İngiltere'ye taşındı. İngiltere'de şu anda paket tasarımlarımız bitmek üzere. Umuyorum birkaç ay içerisinde İngiltere'de online olarak satışa başlayacağız. 2 senedir zaten İngiltere'de fuarlara katılıyoruz. Çok enteresan, yani her ülkenin kendi beğendiği ürünler, beklentileri çok farklı oluyor. Mesela İngiltere'de Hint mutfağı çok hakim, enteresan bir şekilde. Yani Türkiye'de çok güçlü satan bir ürün, evet orada da çok beğeniliyor ama mesela orta halli performans gösteren bir ürün, orada aşırı talep gördüğünü gördük. 2 senelik fuar deneyimimiz var, orada hani tüketici beklentilerini gözlemledik. Orada da yine kişisel deneyimlerimizle örtüştürerek İngiltere ile başlayacağız. Daha sonra diğer ülkelere sırayla girmeyi düşünüyoruz. Bütün ürünleri körü katın, hepsi satılıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Bizim şimdi ayurvedik protein tozu karışımımız var. Zerdeçallı krakerimiz var. Bir de zerdeçallı granolamız var. Mesela Türkiye'de yaban mersini granolamız en iyi satan ürünümüz. İngiltere'de herkes zerdeçallı granolayı tatmak istedi. Şey diyoruz, bestsellerimiz bu diyoruz. En iyi satan ürünümüz yaban mersini. Aynen, etkilenmişler gerçekten Hint mutfağından. Biz de ona göre direksiyonu kıracağız. Geliştireceğimiz ürünlerde onu göz önünde bulunduracağız. Farkındaysanız 3 girişimcimiz de ayakları yere çok sağlam basıyor ve asla risk al, yani aksi bir adım atmamak için çok emin ilerliyor. O yüzden ben biraz ayakları yerden kesmek istiyorum. Hakan Bey de burada, biliyorsunuz çok iyi hayaller kurdum ve bunları ve bu hayalleri de hayata geçirmeyi çok iyi bilir. Şimdi İşinizle ilgili öyle bir hayal noktasını, tap noktasını bize iletmenizi istiyorum ki biz diyelim ki ya gerçekten müthiş bir iş ve biz bunun içindeyiz zaten, peşini bırakmayacağız diyelim. Bu sefer hanımefendiden başlayalım. Tamam. Şilem Hanım. Bu hayallerin bir kısmının ayağı yere basıyor, bir kısmı basacak diyemiyoruz. Ama ben gerçekten hedeflerimizi önümüzdeki süreç için açıklamak istersem, iş modelimize öncelikle bir sürdürülebilirlik noktasında bir ek iş modeli katmak istiyoruz. Buna benzer girişimler var ama biz aynı zamanda teknolojik, yani ürünümüzün bir sonraki versiyonuna katılırken, teknolojik girişimleri yaparken bunu katmak istiyoruz. Şu an biz şu anda hemen teslim noktasına da geldik. Yani hemen teslim ürünü de yapabiliyoruz. Yani tabii ki 10 dakika, 15 dakika değil. Çünkü İstanbul'un her yerine yapmaya çalışıyoruz teslimatlarımızı. Ama 1 saat içerisinde teslimatımızı gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Burada aynı zamanda tabii ki hemen teslim yapabilen noktalarla çalıştığımız için zayiat noktasında farklı bir model eklemek istiyoruz. Birçok aslında bu tarz işletmeler satamadıkları ürünleri çöpe atmak zorunda kalıyorlar. Çöpe atmalarını engellemek adına saat 17 sonrası ürünlerini indirimli satabilecekleri bir versiyon eklemek istiyoruz ürünümüze. Yani normalde örneğin bir dilim pastayı 150 TL'ye satıyorken saat 17 sonrasında hem kendisi çöpe atmamış olacak, hem de sürdürülebilirliğe katkı olacak, hem de aynı zamanda Türkiye'deki ekonomik konjonktürü düşürdüğümüz zaman tüketiciye de bir katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bu ürünü 75 TL'ye satın almasını sağlamaya çalışacağız. Efendim? İndirim gelecek. Şu üründe indirim var gibi. Tabii ki. Ya şöyle. İndirim gelecekse gündüz almayalım. Aslında biraz şöyle, o sistem sürpriz paketler şeklinde söyleyebilirim. Çünkü sonuçta ellerinde tabii ki ne kalıyor olduğunu önceden tahmin edebilmeleri imkanı değil. Bir diğeri de modelde yurt dışı tarafında, yani yurt dışı pazarlarına girebilmek adına virtual mutfaklarla girmeyi düşünüyoruz. Bugün biliyorsunuz AI teknolojisi artık çok acayip bir noktaya ilerlemekte. AI teknolojisiyle yurt dışı pazarına girerken belki bir 1000 adet farklı pasta tasarımını bu teknolojiyle kendimize katıp pastacıdan olarak satış yapabildiğimiz, örneğin Azerbaycan pazarını düşünelim. Azerbaycan pazarına 1000 tane yeni tasarım pastayla girip reklamımızı yapıp arka tarafta anlaştığımız X adet üreticiden bu ürünleri tedarik edebildiğimiz bir model üzerinde de yurt dışı pazarını kurgulamak istiyoruz. Bu da yurt dışı pazarı hayalimiz. Teşekkür ederim. Tasarım koleksiyonundan bahsediyoruz. Doğru. Bunu da bu arada İTÜ'de mentorluk aldığımız bir hocamızın özellikle yönlendirmesiyle vizyonumuz oluştuğunu da söyleyebilirim. Araştırmalarını gerçekleştirdik. Gerçekten çok düşük maliyetlere artık AI teknolojisiyle istediğiniz herhangi bir tasarıma ulaşmanız çok mümkün olabiliyor. Hastalarda tasarım koruma altına alınabiliyor mu?
Türkiye'de böyle bir şey yok. Normalde evet. Biz de bu süreçleri saygı çerçevesi içerisinde ve bence de iş ahlakı çerçevesi içerisinde ilerletmeye çalışıyoruz. Bir şefin ürününü bir başkası istiyor olduğunda, talep ediyor olduğunda kabul etmiyoruz. Yani başka bir şefin üretiyor olmasını kabul etmiyoruz. Ama bizim dışımızdaki platformlarda ya da birebir olduğunda mümkün olabiliyor. Ama normalde dünya çapında baktığınızda evet bu normalde bir tasarımdır, bir fikri mülkiyet hakkıdır. Kopyalanmaması gerekir. Bizim iki tane hedefimiz var her şeyden önce. Bunlardan bir tanesi yerel bir hedef, Türkiye ile alakalı. İkincisi de daha global bir hedef. Türkiye'de biz akla gelen ilk marka olmak istiyoruz. Sağlıklı gıda, organik gıda, yerel gıda, yöresel gıda denildiği zaman herkesin aklına Taze Yöre gelsin istiyoruz. Hem üreticilerin aklına gelsin hem tüketicilerin aklına gelsin istiyoruz. Bunu yaparken de bir kalite olgusu yaratmak istiyoruz. Üreticilerimizin kalitelerini ileride denetleyen, onlara belki kendi adımıza bu onaylanmıştır, Taze Yöre tarafından denetlenmiştir damgası basabileceğimiz kadar kabul görmek istiyoruz. Hem tüketici tarafında hem üretici tarafında. Global olarak da bizim ben kategorileri kendim, o zaman da Covid'den hastanede yatıyordum. 15 gün hastanede yattım. Kategorileri de bir türlü bitiremiyoruz. Çünkü coğrafi işaretli ürünler bizim son kategorimiz. Ve fark ettim ki 5000'in üzerinde o dönemde coğrafi işaretli ürün varmış Türkiye'de. Ve tek tek bunların hepsini girmek gerekiyordu sisteme. Oturup kendim girdim ve büyülendim. Yani Türkiye'deki zeytin çeşitleri, zeytinyağı çeşitleri, peynir çeşitleri çoğunu hiçbirimiz bilmiyoruz arkadaşlar. Yani gerçekten bizim bildiğimiz o en fazla 10 tane peynir çeşidi vardır. En fazla 2-3 tane zeytin çeşidi biliyoruzdur, zeytinyağı biliyoruzdur. Neler var inanamazsınız. Bunu dünyaya tanıtmak istiyoruz. İlk etapta lojistik imkanlar el verirse bu üreticilerin ürünlerini ihraç etmek istiyoruz. Yani biz yola çıkarken böyle düşünmüyorduk açıkçası. Taze Yöre'yi sadece Türkiye için düşündük. Evet, bir... Hemen notumu aldım, performans izleme olarak bunu takip edeceğim. Kesinlikle. Bu da şöyle oldu aslında, bir yatırımcı adayıyla biz görüştük. Dubai'den, Dubai'deki yatırımcımız da oradaki yerel Türk bir yatırımcı. Yerel bir markanın sahibi. Bütün dünyadan işte gıda ürünlerini orada topluyorlar. Soğuk zinciri kırmadan Körfez ülkelerine dağıtımını yapıyorlar. Onlarla konuşunca biraz aslında zihnimiz açıldı. Dedik ki neden olmasın? Yani bizim peynirlerimiz ki bunların dayanıklılık süresi, birçok peynirin dayanıklılık süresi bu yol için yeterli. Lojistik imkanlar da zaten her geçen gün artıyor. Ve bizim ürünlerimiz çok ucuz onlar için. Yani Körfez ülkeleri için, Avrupa için buradan gönderdiğiniz ürünler her navlunu koyun, her şeyi koyun, vergileri koyun vesaire koyun yine çok uygun fiyatlı oluyor. Neden olmasın diye düşünmeye başladık. Yani önce Türkiye'yi çözmemiz gerekiyor. Yani önce Türkiye'de bizim kabul almamız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra o kalite olgusunu herkesin kafasına iyice yerleştirdikten sonra da ikinci adımda biz artık global büyüme hedefleri içerisindeyiz. Hayalimiz bu. Çok güzel. Bizi heyecanlandırdınız. Birden fazla hayalimiz var. En büyük hayalimiz tabii global bir firma olmak. Ama bunu yani global bir marka olmak. Markamıza çok yatırım yapıyoruz. Mesela fason üretimle ilgili, private label ile ilgili talepler geliyor. Belki çok büyük bir düzenli bir talep gelirse sabit maliyetlerimizi bir süre karşılamak adına bunu onaylayabiliriz. Çünkü yatırım turu sonrası biz tesisleşmeye gittik ve istihdamı arttırdık. Yaklaşık 1000 metrekarelik bir yer tuttuk. Burada hem depomuz, depo operasyonumuz var. Hem iki tane üretim hattımız var. Bir tanesi toz fonksiyonel ürünler için. Hem karışımları yaptığımız hem paketlemeleri yaptığımız. Diğeri de bizim sağlıklı atıştırmalıklar, glutensiz atıştırmalıkları yaptığımız hattımız var. Ve aynı zamanda ekibi genişlettik yatırım turu sonrası. Şimdi bununla beraber, kapasite artışıyla beraber hayallerimizi hani gerçeğe dönüştürmek için hızlandık. Yeni zincirlerle anlaştık. Çok da talep var gerçekten. Globalde de öyle. Mesela hani Japonya'dan bize ulaştılar. Şaşırdık hani. İşte orada bir pazarlama faaliyetimiz yok. Bizi bulmuşlar. Bir ekipleri varmış mesela. Dünyada sağlıklı beslenme üzerine çalışan markaları araştıran bulan bir ekipleri var. Hani İK tarafına headhunter diyorlar ya, burada da işte tedarikçi avlayan diyelim ekipleri var. Onlar bize ulaştı. İşte Almanya'dan zaten uzun süredir görüştüğümüz bir firma vardı. İşte İsveç'ten böyle İskandinav ülkelerinden dahi talep alıyoruz. Yani bizim hayalimiz şu, hani biraz daha makinalaşmaya, otomasyona gidip sabit maliyet etkilerini, her paket üzerindeki sabit maliyet etkilerini düşürebilecek
daha seri üretime geçmiş bir marka olmak istiyoruz. Talep tarafı var. Sadece bunu karşılayacak kapasiteye, otomasyona ulaşmak istiyoruz. Şeyimiz bu, en büyük hayalimiz bu. Yani bütün Avrupa'da, işte Amerika'da uzun vadeli bizim şeyimiz, vizyonumuz Amerika pazarında olmak. Çünkü Amerika gerçekten hani bu süper gıda, sağlıklı beslenme ile ilgili hani birçok ülkeden çok daha önde bir yer pazar anlamında. Ve nüfus da buna müsait. 350 milyon belki daha fazla bir nüfusları var. Enteresan bir şekilde mesela biz birkaç adımdan sonra Amerika pazarına girmeyi düşünürken yine bize ulaşan bir büyük bir distribütör oldu Amerika'dan. Bu haberi de vermiş olayım burada. Onlarla görüşüyoruz. Tamamen marka yönetimi yapıyorlar. Bir sadece operasyon değil, yani satış, dağıtım ve iade lojistiği değil. Aynı zamanda pazarlama, sosyal medya yönetimi, satış sonrası hizmetler gibi hizmetleri de içeriyor. Hatta işte dijital pazarlama tarafında da hizmet veriyorlar. O bizim çok hoşumuza gitti. Yani markamızı emanet edebileceğimiz profesyonel bir ekip var. Onlarla işte yarın bir tekrar Zoom görüşmemiz olacak. Yavaş yavaş ilerleteceğiz bakalım. Yani Amerika bizim şeyimizdi. Birkaç sene sonraki hayalimizdi ama belki öne çekilebilir. Evet, kullanılan terimler bir mühendis olarak beni çok heyecanlandırdı ama günün sonunda hayal şu: sağlıklı atıştırmalık tüketen her evde bir Naturgo görmek istiyoruz. Tabii, aynen. Ama çok mütevazı hayalleri. Çok mütevazı, evet. Yani zaten ben hayal derim, hedef. Ben olsam öyle bir şey söylerdim ki yani. Gerçekten hayal olur. Bunlara ulaşacaksınız çünkü hayal değil. Aynen, hedef söyledim yani. Hepimizin hayatında bir kitle fonlaması kavramı girdi. İyi ki de girdi, sağ olsun Hakan Bey. Şimdi kitle fonlaması sonrasında sizlerin olaylara bakış açınız da değişti. Bunları zaten düzenli olarak konuşuyoruz. Peki, kitle fonlamasıyla hayatınıza giren bir tek kelime söyleyin desem, bu hangi kelime olur? Ben başlayayım. Buyurun, çok hazırlıklı. Buyurun. Ya tek kelime, şimdi insan ilk başta aklına şey geliyor işte hani büyüme, işte hızlanma gibi kelimeler geliyor ama biz daha böyle derin bir şey düşündüm açıkçası, ortamda düşündüm. Yani biz birliktelik diyoruz. Yani yalnızlığın zıttı birliktelik diye bulduk. Doğru kelime. Entegrasyon. Yani şimdi olabilir, aynen, bütünsellik, birliktelik. Şimdi yani arkadaşlarım da hissetmişlerdir bunu. Bir girişimcinin en yoğun hissettiği şey yalnızlık oluyor. Yani karar verirken, işte elinizdeki sermayeyi harcarken hep yalnızsınız. Böyle bir şeyin parçası olmak istiyorsunuz. Bir grubun, bir ekibin parçası olmak istiyorsunuz. Biz yatırım turuna çıktıktan sonra hani fon bulucu ekibi ayrı, yatırımcılarımız ayrı. Bize bu yalnızlığımızı unutturdular. Yani bu her anlamda. Yani mesela yatırımcılarımız bize ulaşıp, Telegram grubumuz var veya işte yatırımcı ilişkileri mail adreslerimiz var. Platform üzerinden de ulaşıyorlar. İşte önerilerde bulunuyorlar. Ben işte şu satış noktasına gittim diyor. Ürünleriniz yoktu. Mağaza müdürüyle görüştüm. İşte bu ürünlerinizi neden burada olmadığını sordum müşteri olarak. Bu sayede işte belki de o mağaza müdürünün aklına ürünlerimizin yerleşmesini sağlıyorlar. Hakikaten o yalnızlık duygusu maddi anlamda ve manevi anlamda alındı üzerimizden. O açıdan biz hani birliktelik demek istiyoruz. Çok güzel bir şey. Gülümseyin diye bir şey söyleyeceğim. Beni kimse anlamıyor cümlesini iki kesim kullanıyormuş. Biri ergenler, biri girişimci. Çok güzel. Evet. Bizde ya ben de benzer bir taraftan yaklaştım aslında. Bizde ekip olarak arkada da arkadaşım oturuyor. Yola çıktığımızdan beri benimle birlikte olan takım arkadaşım Doruk. Hakikaten öyleydik. Yani hem fikrim, bizi kimse anlamıyordu. Sizlerle tanışınca mutlu olduk. Ben birazcık terim olarak daha ticari bir terim kullanacağım ama bunun hem maddi hem de manevi tarafı var tabii ki. Gerek fon bulucu ailesi, gerek bize yatırım yapan tüm yatırımcılarımızı aslında biz aynı zamanda marka elçimiz olarak gördük. Çünkü hakikaten beyefendinin de söylediği gibi bizden sipariş vermek isteyenler, işte bu şehre geliyor musunuz diye soranlar, işte bu noktada bu pastaneyi de katmak ister misiniz diye fikir beyan edenler, gerçekten bu noktada gerek fon bulucu ekibi gerek de yatırımcılarımız çok çok büyük değer kattıklarını düşünüyoruz. Biz de aynı şekilde aynı hissiyatlarla karşılık vermeye çalışıyoruz. Bizim bir yatırımcımızla görüşmüştük telefonda. Elimizden geldiğince iletişime geçmeye çalışıyoruz. Tabii sayıları yüksek adette olduğunca bazen böyle listeden random'ı seçip birine telefon açıyoruz. O görüştüğüm bir tane beyefendi şey demişti: size çok teşekkür ederim. Ben size
hani çok büyük bir yatırım yapamamıştım. Bütçem yettiği kadar yapmıştım ama her sorduğum soruya anında cevap veriyorsunuz. Kim ne yatırım yapmış, yapmamış bakmıyorsunuz. Çok teşekkür ederim bu noktada. Hatta bir kere şeyi fark ettim. Yukarıda biri aynı soruyu sormuş. Ben görmemişim. Tekrar aynı soruyu sormuşum. Siz aynı nezaket ve hızla bana da aynı cevabı vermişsiniz. Bunun için teşekkür ederim size demişti. Hem gerçekten bizim açımızdan bir networking katıyor. Hem de gerçekten böyle manevi değerler de katıyor. Ve bize gerçekten yalnız olmadığımızı hissettirdi kitle fonlama her açıdan. Ekosisteme çok büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz ve teşekkür ediyoruz. Tabii bu soru önceden geldiği için bir düşündüm. Gerçekten tek kelimeyle bunu nasıl ifade edebilirim şeklinde. Ve üç kelime aslında aklıma geldi. Aa. En çok. Ama sorumluluk ön plana çıktı. Bu gerçekten kitle fonlaması omuzlarımızdaki yükü daha da arttırdı. Hani girişimcinin sanki yeterince yükü yokmuş gibi. Şu an biz 800 yeni ortağımızın da sorumluluğunu üstlenmiş olduk. Yani ben eskiden iş kurardım, batardım, çıkardım. Sadece ben etkilenirdim, ailem etkilenirdi, yakın çevrem etkilenirdi. Şimdi 800 kişiye karşı kendimi sorumlu hissediyorum. 10 lira yatırım yapan arkadaşımız var. Yani 10 lira yatırım yapmış, en çok da ona karşı sorumlu. Yani size tabii siz sorumlu hissediyorum. Ayrı siz büyük yatırım yaptınız ama. En çok da o 10 lira yatırım yapan arkadaşımıza karşı sorumlu hissediyorum. Yani ona bir hikaye yaratmak istiyorum. İşte ben 10 lira yatırmıştım. O işte şu kadar oldu, bu kadar oldu vesaire demesi, o hikayeyi yaratmak en büyük şu an bizim için hedeflerimizden bir tanesi. Ama diğer iki kelimeyi de paylaşayım izin verirseniz. Bir tanesi imece. Biz bu yola çıkarken hep imece dedik. Çünkü bizim için tarım önemli, sürdürülebilir tarım önemli. Sağlıklı gıdaya ulaşmak önemli. O yüzden de hep imece diyorduk. Unutulan bir kavramdı. Fon bulucu aracılığıyla kitle fonlamasıyla bu tekrar bizim lügatımıza girdi. Yani yaşı belki tutmayan arkadaşlarımız bilmezler İmece kelimesinin ne olduğunu ama gerçekten değil mi? Evet. Bir araya gelerek bir güç oluşturmanın ne kadar önemli olduğunu farkına vardık. Üçüncüsü de paylaşım, paylaşmak. Yani paylaştığınız zaman her şey artıyor gerçekten. Başarıyı paylaşmak, emeği paylaşmak, her şeyi paylaşmak. Onun için üç kelime ama en fazla sorumluluk. Ben bir de bu vesileyle şeyi de eklemek istiyorum. Çocukken işte biz de filmlerde izlerdik falan, işte şeyler, fabrika sahipleri işte hisselerini çalışanlarına dağıtırlardı vesaire gibi senaryolar vardı. Türkiye'de bu pek alışa gelmiş bir şey değildi. Biz kitle fonlamayla alt üye iş yerlerimiz olan şeflerimize ve çalışma arkadaşlarımızı da bu vesileyle bu senaryonun içine katmış olduk. Yani aslında sadece işte bir komisyon oranı, bir komisyon iş modeli üzerinden katıldığımız değil, bir gün o pastayı birlikte yersek hep birlikte, şeflerimizle birlikte de yiyebileceğimiz bir senaryo oluşturabildik kitle fonlama sayesinde. Kullanmış olduğum kelime birliktelikti, yani yalnızlığı gidermekti. Buna bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela işte biz bir mali müşavir, yani kitlesel fonlamayla ilgili süreçlerimizi takip edebilecek bir mali müşavir ihtiyacımız olduğunda fon bulucu ekibine soruyoruz. Mesela bize tavsiyelerde bulunabiliyorlar veya ajansla ilgili bir ihtiyacımız olduğunda sorabiliyoruz. Bu anlamda da gerçekten destek gördük yani. Birliktelik kelimesine bir örnek daha vermek istedim. Bizim olarak bu ekosistemi evet. Zaten sorduğun sorulardan para kazanmak da istiyoruz. Onun için Fon Prime. Bir de galiba girişimci merkezi gibi bir şey oluşturulacak değil mi? Fon Prime. Fon Prime 16 kalemde hizmet verecek girişimci. Çok güzel. Onu ben daha çok merak ediyorum. Daha fazla sorabileceksiniz. Evet. Süper. Ücreti bu kalbinde. Bizim mesela teknik liderimiz şu anda bizim ilk turda yatırım yapan kişilerden biri, yatırımcılarımızdan biriydi ve o şekilde katıldı. Müthiş bir hikaye. Çünkü çok değerli kitlelere de ulaşıyoruz hep birlikte. Son sorum da o zaman buradan gelsin. Gerçekten yatırımcılarınız, sizi takip eden insanlar size yatırım yapamamış ama yatırım yapmak için bekleyen kitleler var. Şimdi son soru olarak sizin takipçilerinize, yatırımcılarınıza neler söylemek istiyorsunuz kendiniz özelinde? Girişimleriniz üzerinde bu soruyla birlikte bitirelim. Bizi rahat bırak. Yok olur mu? Ya ben çok seviyorum. Genel soruları da çok seviyorum. Bize ulaşılmasını da çok seviyorum. Neden seviyorum? Hani daha önce sohbet ederken de konuştuğumuz bir konu vardı. Gelen eleştirileri de çok seviyorum. Çünkü hep arkasındaki motivasyona bakıyorum. Neden? Yani bu soru geldiyse neden böyle bir soru bize geldi? Bu bir kere dönüp kendimize aynada bir bakmamıza yol açıyor. Biz demek ki bir şeyleri eksik yapıyor olabiliriz veya daha iyi yapabiliriz. Yani hep eleştiri de gelmiyor. Bize çok fazla da aslında katkı sağlayıcı geri bildirim de geliyor. Bunlara inanılmaz değer veriyoruz ve oradan gelen her bir
eleştiri, katkı vesaire de hediye olarak görüyoruz gerçekten. Ve gelen her soru, ben bir soru gördüğüm zaman ilk etaplarda biraz acemiydim. Hani böyle bir tüylerim diken diken oluyordu, ya eyvah ne olacak falan diye, ama şu an artık biraz daha orada kalfa seviyesine geldik diye düşünüyorum. Hepsi çok çok değerli bizim için. Bizim şu an 800 yatırımcımız var ama inşallah ikinci turumuzu yaptığımız zaman bunu binler kulübüne giremediğimiz için üzüldüm. Bizim biraz erken bitti turumuz. Ama o binler, 2000'ler, 5000'ler kulübüne girmek istiyorum. Kitlemizi arttırmak istiyorum. Ve herkesin, işte o bize 10 lira yatırım yapan veya milyonlarca lira yatırım yapacak olan herkesin, biz Türkiye'de işte sürdürülebilir tarıma, yerel üreticiye bir katkıda bulunduk. Biz insanların gerçek gıdaya uygun fiyatla ulaşmasına bir nebze de olsun, bir damla da olsun katkıda bulunduk demesini istiyorum. Yatırımcılarımız böyle işte market raflarının önünden selfie çekip paylaşıyorlar. Ürünlerinizi düzelttim diyorlar. Hatta rakipleri arkaya alıp evet, yani böyle gerçekten o yalnızlık duygusunu gideren şeyler bunlar. Destek de görüyoruz. Eminim hani maddi anlamda katkıları da oluyordur. Herkesin çorbada tuzu bulunuyor. Çok keyifli bir çalışma şekli. Büyük holdinglerden de bize yatırım için gelenler var. Bir tane daha yeni bir sıcak gelişme var. Şeyde tanıştık. Girişim 23'te tanıştığımız bir şirket. Yani çok heyecanlı gelişmeler olacak. Hani yatırımcılarımız bizi takipte kalsın diyelim. Çünkü hani ürünlere talep var. Bir de hani biliyorsunuz hani zaten sağlıklı beslenme, işte katkısız beslenme büyüyen bir trendti. Pandemiyle beraber belki hani 5 senede alacağımız yolu 1 senede, 1,5 senede aldık. Bu anlamda işte yatırım atmosferine bakarsanız, yatırım dünyasına bakarsanız da iki sektör ön plana çıkıyor. Dijital ve sağlıklı beslenme. Yatırımcılarımız bu anlamda da şanslılar. Ben hani güzel günlerin bizi beklediğini düşünüyorum. Biz sadece bazı haberleri onlardan önce alıyoruz ister istemez. Ama güzel gelişmeler oldukça, sonuçlandıkça paylaşacağız. Biz hep sahada da işte tüketicilerimizle de paydaşlarımızla da konuşurken özellikle dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bizim üreticilerimizin %99'u kadın. Bir kadın girişimci olarak da diyoruz ki verdiğiniz her sipariş aslında bir kadına dokunuyor. Birçoğu zaten onlar da kadın girişimci olduğu için onların bazen bir haftada çıkarabileceği ciroyu bir sahada bir B2B anlaşmasıyla bir otele yönlendirdiğimiz bir siparişle çok kısa bir sürede yönlendirebiliyoruz. Tabii biz bunları geniş hacimde yapmaya çalışıyoruz ama o bir şef için sürekli bir kafeden her hafta sipariş alıyor olması onun için çocuğunun okul taksidinin ödemesinin garantisi demek. Biz her seferinde bunu kurumsal anlaşmalarımıza da söylemeye çalışıyoruz. Kafelerimize, restoranlarımıza, otellerimize hepsine söylemeye çalışıyoruz. Bu noktaya dokunabilmek gayretiyle de ilerliyor olacağız. Yatırımcılarımıza şunu söyleyebilirim. Aynı kalitede, aynı segmentte ama daha da büyüyerek ilerleyeceğiz. Uygulamamızı geliştiriyor olacağız. Kesinlikle versiyon 2'ye çok daha kullanıcı deneyimini artırılmış bir şekilde çıkıyor olacağız. Bu bizim öncelikle hedeflerimizden biri. Ama tabii bunu bir partnership modelinde yine ilerletiyor olacağız. Aramıza da yeni bir co-founder'ımız katılıyor olacak. Bunu da yakın zamanda paylaşıyor olmayı diliyoruz. Bir de aynı zamanda tabii ki takım tarafında genişlemeyi yine B2B kanalını güçlendirmek üzerine kuracağız. Çünkü burada ciddi bir pazar market uyumu yakaladığımızı düşünüyoruz. Özellikle de çok büyük otel restoran gruplarının dahi bugünkü ekonomik şartlar içerisinde maalesef ki çalışan birilerini ellerinde tutmaktansa ürünlerini dışarıdan alıyor olmak durumunda kalma gibi bir iş modeline geçiyorlar. Biz de pazardaki bu potansiyelden faydalanıp bunları da kadın girişimcilerimize yansıtıyor olmayı hedefliyoruz. Evet, ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz bugün. Davetimizi kırmadınız. Sizde de kalabilir. Teşekkür ediyorum güzel sohbetiniz için. Yayınımızı da bu vesileyle sonlandırmış olalım. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.